Hoş geldiniz çocuklar. Bu dersimizde sizinle birlikte uzunlukları ölçme problemleri çözeceğiz. Yapmanız gereken defterinizi, kaleminizi hazırlamanız ve soruyu okuduktan sonra videoyu durdurabilirsiniz. Evet, Serap'ın kalemi 22 cm'dir. Merve'nin kalemi ise Serap'ın kaleminden 5 cm kısadır. Serap ve Merve'nin kalemleri toplam kaç cm'dir? Şimdi sorumuzu çözelim. Serap'ın kalemi 22 santimetredir. Merve'ninki ise 5 santimetre daha kısa. O zaman uzun olan Serap'a ait. Ee, kısa olan ise Merve'ye ait. Ve aralarındaki uzunluk farkı 5 cm'ymiş. Şimdi bu farktan dolayı ne yapacağız? Kısa olduğu için 22'den 5'i çıkartacağız. Şimdi başlayalım. Birler basamağını çıkartıyorum. 2'den 5 çıkarma çıkmaz. Onluktan 2 tane onluğumuz var. Birini aldık. Birler basamağına bir onluğu yerleştirdik. Yanına da iki birliği koyduk. 12 oldu. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Evet dikkat edelim. Burada Serap'ın kalemi 22 cm. Merve'nin kalemi ise 5 cm. Serap'ınkinden daha kısa. O zaman kısa olan Merve'ye ait. Uzun olan Serap'a ait. Bir de şunları bir yazalım. Serap'ınki 22 cm. Fakat Merve'ninki 5 cm daha kısa. Yani ne kadar olduğunu daha bilmiyoruz. Sadece şu bilgi var. 5 cm daha kısa. O zaman ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. 22'den 5'i çıkartıyorum. Evet. Çıkartıyorum. 2'den 5 çıkmaz. Onluktan 1 onluk aldık. Burada 1 onluk kaldı. O 1 10'luğu buraya yazıp yanına 1'li yerleştirdik. 12 sayısını oluşturduk. 12'den 5 çıktı 7. 1 onluk aşağı indi. Merve'nin kaleminin boyu 17 cm. Ne demişti? problemin sonunda Serap ve Merve'nin kalemleri toplam kaç santimetre? Ne yapacağız? 22 ile 17'yi toplayacağız. Birler basamağını topluyorum. 2, 7 daha 9. Onlar basamağını topluyorum. 2, 1 daha 3. 39 santimetre Merve ve Serap'ın kalemlerinin toplam uzunluğu. Diğer soruya geçelim. Boyları 12 cm olan 4 kalem uç uca ekleniyor. Oluşan uzunluk kaç santimetredir? Evet, videoyu burada durdurun. Defterinize soruyu çözün. Çözüm şu şekilde. Boyları 12 cm olan 4 kalem uç uca eklendi. Gördüğünüz gibi 4 tane kalem uç uca ekledik. Oluşan uzunluğu evet. Oluşan uzunluğu kaç olduğunu soruyor. Kaç santimetre olduğunu soruyor. Her biri 12 santimetreydi. Evet 12 santimetreydi. Ne yapacağız? 4 tane 12 santimetreyi toplayacağız. Alt alta toplayabilirsiniz. Evet. Birer basamağını topluyorum. 2, 4, 6, 8. Onlar basamağını topluyorum. 1, 2, 3, 4. 48, santimetre oluşan uzunluk. Diğer soruya geçiyorum. Harun'un defterinin boyu 2 karış. 3 parmaktır. Harun'un karışı 12 santimetre, parmağı ise 1 santimetredir. Harun'un defterinin boyu kaç santimetredir? Şimdi burada defterinize güzel bir şekilde verileri yazın ve soruyu çözün. Evet, şimdi Çözüme geçiyorum. Harun'un defterinin boyu 2 karış 3 parmak. 2 hmm. karış. 2K. 3P. 3P'yi de buraya yazalım. Evet. Şimdi diyor ki Harun'un karışı 12 santimetre. Yani 2 tane karış var. O zaman ne yapacağım ben? 2 tane 12 toplayacağım. Çünkü baktığınız zaman şu uzunluktan iki tane. iki kere açıyor ellerini ve defterinin iki karış olduğunu önce görüyor. Toplayalım. Birler basamağını topluyorum. 2, 4. Onlar basamağını topluyorum. 2, 24 santimetre iki karışının uzunluğu. Ve 3 de parmak geliyor. Yani 3 tane de parmak nasıl olacak? Yani şunun gibi düşünelim şöyle yapalım. Bu bir karış olsun. İkinci karış olsun. Bunlar da parmak olsun. İşte bu üç tane parmak üç tane parmak birer santimmiş. O zaman zaten bir 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 topladık. Üç santimetrede parmak boyu çıktı. Ne yapacağız? 24 artı 3 27 santimetre Harun'un defterinin boyunun uzunluğu. Evet dördüncü sorumuza geçtim. Her biri 5 santimetre olan 7 tane sayı çubuğu yan yana dizilirse toplam kaç santimetrelik bir uzunluk oluşur? Evet defterinize çözün. Evet arkadaşlar şimdi her biri 5 santimetre her biri 5 santimetre böyle hafif alt üstü yaptım ki net görelim diye bunu baktığınız zaman şurada kocaman bir düz çizgi oluşuyor evet ve 7 tane sayı çubuğu şimdi ne yaparız o zaman 7 tane tekrar eden 5 ardışık sayı. Bakalım 7 kere 5 35 santimetre oluşan uzunluk. İsterseniz 5'er 5'er sayın. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 santimetre uzunluk ya da toplayabilirsiniz. Ne yaparsınız? Zaten 5 artı 5 artı 5 artı 5 devamını gitsin. Zaten Toplamanın bu ardışık toplamanın kısaltılmışı çarpma işlemidir. 5 artı 5, 3 4 5, 6 ve 7. 5 koyup 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Evet. Şimdi son sorumuza gelelim. Dikkat edelim. Bu soruda kesirler konusunu kullandık. Çeyrek kavramı var. Bebeğimin boyunun çeyreği 6 santimetredir. Bebek kaç santimetredir? Evet. Lütfen çizerek yapın. İşiniz daha çok kolay olacaktır. Evet. Çözüme geçiyorum. Bebeğimin boyunun çeyreği 6 santimetredir. Şimdi öncelikle şunu bir anlamamız lazım. Bakın. Şimdi bebeğin boyu bu. Boyu Çıkarttım Ben Buraya Şimdi Ne Yaptık Burada Diyor Ki Çeyreği 6 Santimetre Şimdi Ben Bunu Çeyreğine Bakalım Şöyle Bir Yarım Yarım Yaptım Göz Kararı Bir Bütünün 4 Tane Çeyrek Çıkıyor Değil Mi Bir Bütünden O Zaman Burası Ne Kadar 6 Santimetre Burada 6 Santimetre O Zaman Burası Da 6 Santimetre Burası Da 6 Santimetre Kaç Tane 6 Santimetre Çıktı 4 tane 6 cm çıktı. O zaman ne yapacağım? 4 çarpı 6. 4 kere 6. 6, 12, 18, 24. 24 cm bebeğin boyunun uzunluğu çıktı. Ya da ne yaparsınız? 4 tane 6'yı toplarsınız. Evet, yani uzun yoldan 6, 12, 18, 24. 24 cm bebeğin boyunun uzunluğu oldu. Ya da şöyle yaparsınız. Şimdi bir çeyrek 6 cm değil mi? 2 tane çeyrek bir yarım eder. Hemen şurada yapalım işlemi. 6, 6 daha. 12. Ne oldu? 12 bir yarım eder. O zaman bütün olması için 12 ile 12'yi toplarım. 2, 2 daha 4. 1, 1 daha 2. 24 cm bebeğin boyu çıkar. Yani farklı farklı yollarla bulabilirsiniz. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki problemde görüşmek üzere.